Ben Murat, Kara Murat, Ankara. İşlerimi falan bıraktım şu an. Hiçbir işle ilgilenmiyorum. Sırf kuş yetiştiriciliği üzerine çalışıyorum. Ankara'nın çok geçmiş öz kuşları. Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez benden almıyor onları. Bunların hepsi kanıtlanmış şu an bende vasıfı olan kuşlar. Bu kuşları vasiyet edeceğim. Ayırmasınlar, beslesinler. Diyarbakır'dan Kars'a, Kars'tan buraya, buradan Edirne'ye sürekli kuş devir daim yapıyor. Ben nereliyim? Ankaralıyım. Kuşum nere? Mardin. Olmaz. Kuşun hatası seyisi bitirir, seyisin hatası da kuşu bitirir. Seyisliğime güveniyorum. Seyisliğime güveniyorum, kuşuma da güveniyorum. Beş katlı binaların arasına 50 santime bulutun içinden indirip geri çıkaracağım. Ama hiçbir şekilde cam, pencere, binaya konmadan. Herkese yepyeni bir Alatürkiye videosundan selamlar değerli arkadaşlar. Alatürkiye YouTube kanalında güvercin videoları hız kesmeden devam ediyor. Bugün yine çok değerli bir abimizin güvercine emek veren kıymetli bir ismin yanındayız. Abi öncelikle kendini bir tanıtır mısın izleyicilerimize? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Ben Murat, Kara Murat, Ankara. Burada da Karşıyaka Güvercin Severler Derneği. Ankaralıyız. Esas Yozgatlıyım ben kendim. Burada Ankara'da yaşıyorum. Neresi abi Yozgat'ın? Sorgun. Ha öyle mi? Yiğidin Arman olduğu yer. Ben de Aydıncıklıyım. Senin yer de sağlam. Bütün buradan Yozgat'a bol bol selamlarımızı yollayalım. Abi şimdi geçtiğimiz haftalarda burada biz Hakan abiyi çektik. Hakan evet. Yetiş'i. Video çok sevildi. Hakan abi de zaten çok cana yakın bir insan. Aynen. Güvercin konusunda da çok dobra ve kendini böyle net ispatlamış bir isim. Aynen. Yine Hakan abinin mekanındayız. Dernekteyiz. Dernek, burada evet. Bu videoda ilk kez izleyen izleyicilerimiz için söylüyorum. Mekanı yeni görenler için. Burada birçok farklı kümes var. Hatta 60'a yakın. 60'tan fazla. Hemen hemen. Saysan 100 tane çıkar burada normalde. Hani küçük iki bak karşı bile yani 8-10 tane kümes var şöyle. Aynen. Sıralarsan. Şöyle 10 tane şurada var 20 tane. Yine 10 tane şurada var 30 tane. Burada 100 tane kümes çıkar aslında. Herkesin kendine ayrı ayrı alanları ayrı, var. 3 böyle. Tane, herkes 4 kendi, tane kümesi var. Tabii herkes ki. Kendi bahçesinin içinde hedeflerini yapmış buraya. Evet. Kendisi hani gündelik hayatta işte güvercin besleyecek yeri olmayanlar evet. Gelip buraya yer yapıyorlar. Ve buradaki bir böyle birlik beraberliğin birlik içinde beraberlik güven altında var tabii. Herkesin burada hani kuş uçuranların genellikle birbirine saygısı var. Ben teke kuş attığım zaman diğer arkadaş saygı duyuyor, kuş kaldırmıyor. Birbirimizi bu şekilde idare edebiliyoruz yani. Evet. Saygı duyuyoruz. Tabii onun o kuş hazırlıyor, biz kuş hazırlıyoruz. Herkes sırasında bekliyor icabında. Mesela ben şu an çalışmıyorum. Sabahları gelmiyorum. Hani sabahlar işe giden arkadaşlar oluyor genellikle. Onlara öncülük tanıyoruz ki onlar sabah işine gitsin, uçursun gitsin, biz de oyalanmasın diye, beklemesin diye biz gelmiyoruz normalde. Onlara da öyle bir saygı duyuyoruz yani. Peki sonra sen neler geliyorsun. Yapıyorsun abi? Aslında hiçbir şey yapmıyoruz. İşimiz vardı. Devlet Demiryolları 2. bölgede Katiner Şefliği'nde saha sorumlusuydum. Ulus'ta bir 10 sene dönem geçirdim. Cep telefonu teknik servisiydim. Hmm. Ya bu merak bunun başında durman gerekiyor. Güvercin bir gerçekten. Bazılar diyor hastalık değil de böyle bir tutku. Bu da bir iş aslında. Nasıl Devlet Demiryolları'nın bir işi var. Anladın mı? O tren yürüyor, raylar kuruluyor, elektrik gidiyor. Bu da sistemi aynı. Bunun da başında durman gerekiyor. Bunu tek 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 kademe kademe işlemen gerekiyor. Hani bir, kesinlikle zaman ayırmak lazım. Tabii selektörden geçiyor, üretimden geçiyor. Damızlık seçiyorsun, damızlıktan yavru alıyorsun, yavruyu getiriyorsun, burada eğitiyorsun, tekrar uçuruyorsun. Yani bu da bir şey yani. Sen fark aslında yani. Bizim uzun zamandır Alatürkiye YouTube kanalında bakamadığımız bir bakış açısını anlatıyorsun abi. Biz işin çok artık böyle şeyine girince, teorik bir kuşçuluğun teorine çok girince aynen. Bu noktaları kaçırdık. Aslında sen genel anlamda güvercin, taklacı, oyun kuşu, performans kuşunun ne olduğunu anlatıyorsun şu an. Dediğin aynen gibi, hocam. Hani biz sadece taklacı, güvercin şey değil. Şuraya işte kümesten çıkartayım, kuşu şuraya bırakayım veya elimle atayım ama veya uçsun gelsin falan değil. Çok daha zorlu değil uzun hocam. Bir süreç. Bu şimdi bu oyun kuşu gerçekten tahlacı ırkı dediğimiz güvercin çok zor bir güvercin yani diğer ırklara göre. Yani bunun şeyi yok ya. Çok salak bir güvercin yani gerçekten. Bunun gerçekten tam net bir kanını bulmadığın sürece, vasıfını bulmadığın sürece kuşun oynaması da fayda etmiyor yani. Gidip aşağı deriye, şuraya buraya atladıktan sonra çatıya konup da gelmedikten sonra ya kedi yiyecek o çatıda o kuşu ya biri yakar.
yakalayacak. O kuşun ne olacak? Devam olmayacak. Sürekli kaybolacak. Evet. Anladın mı? Bu yani olmamış bir kuş. Tutmamış bir kuş. Yani ne dediğimiz vasıfsız zorlamanın bir kuş alemi yani. Yok diyorsun. Yok abi. Burada ne yapacağız abi? Kuşun tek tek sistemine, vasımına, kuşun yere konması mesela iniş şeyi bir vasıftır. Kalkışı bir vasıftır. Sefere gelmesi, atması bir vasıftır. Bunların tek tek ne yapıyoruz abi? Yavruları deniyoruz. Anne babayı tabii deniyoruz. Hata veren anne babayı bir kere hiç eş olarak da vermiyoruz. Ayırıyoruz normal. Hani çoluğa çocuğa, eşe dosta gönderiyoruz gidiyor. Eş olarak bile vermiyorum çünkü üremesin abi. Doğru mu? Kötü hayvan, olmamış hayvan üremesin. Bizimki de böyle düşüncelerimiz. Yani isterseniz kuşlarda da bir şöyle şey yapalım ben size. Olur görelim yine abi. Yine küçük yavrulardan daha 2 gün 3 gün önce getirdiğim yavrular var. Onları da test edelim. Abi yalnız kümesin ferahlığı çok iyi, yüksek, böyle rahat. Evet. Hani ben böyle eğilerek girmeyen kümesleri çok seviyorum. Şimdi biz az önce kuşun vasıfını anlattık ya. Kuşun aslında yaşam alanını da yani önce kuşun hakkını vereceğiz. Ondan sonra kuştan bir şey bekleyeceğiz ki yapmıyorsa o zaman kuşumuzu değiştireceğiz. Şimdi bu bura uçum kümesimiz sadece. Damızlıklar dedin. Damızlıklar hayır. Önce... Damızlıklarım benim evde. Ha, evde dedin. He, evde besliyorum onlar ne olur ne olmaz diye biraz onlar. Yeni mahalle tarafında. Yeni mahallede dedin. Evde besliyorum damızlıklarımı. Bura sadece uçum kümesimiz. Mesela burada uçmuş başlamış yavrularımız var. Tahlaya dönmüş gruplar böyle grup olarak. Bunların hepsi sana kendini kanıtladı mı abi? Bunların hepsi kanıtlamış. Şu an bende vasıfı olan kuşlar. Dedim ya işi bıraktıktan sonra bir 50 küsür takıma kadar çıktım. Damızlık mesela... olarak 50 takım damızlığım vardı. Bunu elediğimiz zaman şu an 22 takım kümesimde kuşlar kaldı hepsi. Yani geri yanını yolladım gitti yani. Hepsi denenmiş kuşlar. Vasıflı kuşlar dedin ya abi. Her birinin ayrı özellikleri mi var? Birinin atımı çok tabii, iyi. Tabii, birinin tabii. Takla sayısı çok iyi. Birinin fişeği çok tabii. iyi mi? 22, hani öyle mi değerlendiriyoruz? 22 takım damızlık kuştan mesela burada hepsinin yavrusu yok. Tabii eksikleri de var. Kaybettiklerimiz de var. Yani daha yok. Eksiklerimiz var. 22 takım kuşunda 22'sinin de ayrı şeyi var. İnsan gibi ya. Herkesin karakteri bir değil. Yani kardeş kardeşim bile karakteri bir değil yani. Yani. Doğru söyleyeyim. Doğru çok doğru bir noktaya kuş da, değindim. Kuş da öyle bir şey yani. Bir kardeşi yani pahlı oynuyor bir kardeşi. Ama uçum sistemleri kardeşlerin genellikle aynı senin oluyor. Senin de yani. Bunları iyi harmanlayabilmen lazım. İyi eşleme yöntemleri deneyip. Şimdi eşlemeler tabii kendi aynı alt soylarından. Bunların genellikle birbirleri çoğu birbirine bağlı mesela. Birçoğu kardeş yani anneden, babadan, amcadan, dayıdan. Hepsini ben birbirine çaprazladım. Yani normalde bir kişinin eline geçse, herhangi bir kişinin eline geçse buradaki kuşlardan iki tane kuş eş etse yine yavru oynatabilir. Hiç sıkıntı yaşamaz. Böyle de bir şey yaptık. Tabii ki yine bunlar birbirine giriyor kan olarak yani. Hmm. Buralar yavrular. Bunlar daha hiç uçmamış, hava görmemiş yavrular. Bunlar uçmuş. Hani çoğu yeni tahlaya dönmüş, yeni başlayanlar. Bunlar bir şey yani. Bura uçmuş olan bölüm. Hani havayı görmüş olan bölüm. Bunlar tekte düzenli olarak uçurulmuş kısım. Kısım. Bunlar da yeni uçacak kısım daha. Yeni asker onlar. Evet, bu taraflarda yeni eğitim alanı. Yeni yavrular. Küçükler bunlar da daha. Burada bu tarafta şey yok. Arap var. Yok burada Araplar var abi. Şimdi Araplarla mesela şu kirliler bir giriyor birbirine. Kirlilerden yani. Mi gelme bu Araplar? Yok. Bak bunların şeyleri anneleri beyaz. Beyazdan tabii. Gelen. Beyaz da Arap. Bir tarafı beyaz da Arap. Bunlar da bir değişik teyzeleri boz benekli. Şimdi mesela. Şey derler abi. Araplara güzel oyun oynar derler. Beyazlara tabii. Da güzel oynuyor ama nazlı derler. Beyazdan gelen Araplar o yüzden çok nazlı olurmuş. Evet. Çözünce de çok iyi oynarmış. Yani bunların beyazlı Arap'tan çıkma. Gök de veriyorlar. Bak mesela şu gök perçemlerim ayrı bir kuş. En üsttekiler. Hmm. Az önce de iddia ettiğim Allah nasip ederse tabii ki bunları bir ay sonra yine sizi çağıracağım. Yani bu kuşları gerçekten bir de şöyle söyleyeyim size. Ankara'nın benim bildiğim yani bir 40-50 yıl falan var yani bu kuşların damarının. Ankara'nın çok geçmiş öz kuşları yani. Eski Ankara gökleri. Eski Ankara gökleri. Çok geçmişleri hani böyle hani çok böyle mütevazi oyunları yok. 50 metre 100 metre buluta gidenlerden değil. Ama böyle 20 metre falan. 20 metrede böyle değişik melodileri var. Tempoları, sazları, kıvrula, sözleri. Kıvrula bulutun içinden bunlara yani böyle yürek dayanamaz yani. Her kuşçu tabii. Ben bunları genellikle diyorum. Bir kısa bir yine sen ufaktan bir şey yapalım. Sen anlattıkça gözümün içi parladı abi. Biz şurada Yılmaz amca var. Yılmaz amca Almanya'da yurt dışında çok kuş uçurtmuş. Dedim ki Yılmaz amca o da misafir burada. Gel dedim sana eğer kalbin malbin yoksa bunlardan da bir tane başladım yeni mahallede. Gel dedim sana bir kuş uçuracağım ama kalbin varsa götürmem bak dedim. İzleyeceksin kuşu dedim. Ben dedi ne kuşlar izledim dedi ya. Tamam dedim gel. Bu geçti gölgeye oturdu. Dedim ki gölgede oturmayacağım. Çıkacaksın dedim kuş havada da seyreteceksin. Gezişine bakacaksın abi. Kuş nasıl geziyor bir bak bakayım. Belli olmaz nereden atacağı dedim. Hı. Bunu takip etmen lazım dedim. Eğer
izleyeceksen dedim. Tamam dedi, yanıma geldi, ben ihtiyarım, kafama güneş güneş geçiyor dediyse de bunun kümesini başına getirdim. Abi bir attı geldi oradan var ya, Mustafa abi falan da var. Yani gerçekten insanın, yani ben bile 43 yaşındayım şu an. Gerçekten onu anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. İzlerken ne olmuyor onu, bunu özellikle çektireceğim Ankara geçmişte kalan kuşları. Bak bu ırk bende, şunu da şöyle söylüyorum. Hani satlık ticari amaçlı demiyorum. Hani şöyle söyleyeyim, Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez benden almıyor onları. Allah Allah. Ben değer vermedim. Edin. Benim elime geçti 3-4 sene önce. Bunları kimse gelip benden alamaz. Benden alamaz. Bir tek Allah'ın gücü yeter, kimsenin gücü yetmez. Ama bunlar için de, ya genel anlamda bunlar için bütün kuşlar için demiyorum. Sadece bir çift soy için söylüyorum. Damızlıkların evden değil mi? Bir erkek arabım var baba. Bir de bir gök perçemlerim var. Bak o 3 kuşu. Bunlar yavruların. Damızlıklar evde. Evet, soyaklar. O damızlıkları da kastediyorsun. Tabii damızlıklarım da, onları da yine çekeceğiz. Ayrıyeten göstereceğiz. Kimse gelip alamaz ha. Alamaz abi. 3 kuşumu, hani paranın, altının, gerçekten yani hiçbir şeyin gücü yetmez. Allah haricinde diyorum, bu kadar söylüyorum. Bunları tabii ki bir dahaki yayında, bunlar çabuk başlıyor. Bir de güzel hızlı gidiyorlar yani. Bir ay, bir buçuk ay içinde kesin net başlıyorlar. İnşallah bunları da çekeceğiz tekrarından. Peki o zamanki seferi falan nasıldı? Ne yaptı abi? Kaç abi, performansı neydi? Birkaç videosu var gene, oradan ben size atarım bir iki tane. O kuşun o var videoları var. O anki videoları var bir iki tane. O zaman tane. Şöyle yapalım abi. Senin bize göndereceğin videoları şimdi videonun bu kısmına ekleyelim. Anlatırken onlar işte orada. Evet. Biz yokken senin kuş uçumunu çektiğin, Alatürkiye'ye özel çektiğin videolar da var içerisinde. Aynen. Onları şimdi hep beraber izleyelim. Ardından da bugün sen dedin bu kuşlardan bir tane atacağım size dedin. Evet. Hava rüzgarlı. Olsun. Kuşta kanatta tüyde dedin. Tüyde evet. Yine de yapabildiğini kanadını yapacak. Kanadını aldık dedin. Tabii. Tüyde dedin ama yapabildiğini yapsın. Yapsın en azından. Hani en azından. Potansiyelini görmek adına. Tabii tabii. Şimdi vasıf olarak. Videoları izleyelim, ardından hemen devam edelim. Selamun aleyküm kuşçu arkadaşlar. 30 Eylül 2022 Alatürkiye. Arkadaşlar şöyle damızlık kümeslerimi çekeyim dedim. Yanar dönerlerim işte altta yumurtada yatıyor. Meşhur Arap erkeğimiz arkadaşlar. Gökperçemlerimin yavruları. Ekeleştirdim bir takım beyazlardan. Burada 1, 2, 3, 4 takım kuşum var. Genelde büyük kümesler arkadaşlar. 4'er takım attım. Bura üretim kümesim. Gördüğünüz gibi diğer kümesleri de gezeceğiz. Arap erkeğimi de çekeyim dedim. Tüy de bu kadar görüküyor. Yaşı da var 6. 7 yaşına girmek üzere. Burada gök perçemlerimden. Burada ikinci kümes, başta çektiğim biriydi. Burada 4 kümesim var arkadaşlar. Üretimi burada yapıyoruz evin içinde. Gök perçemlerimin babası. Şurada boz benekli perçem anneleri. Şunlar boz dumanlı killerim, bebelerim. Tabii kümes de hepsi orada yavruların. Şu pastılar bakıcı olarak kullanıyorum. İşte boz dumanlı killinin. Mevsim değil ama hala yavru alıyoruz. Üretim yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunlar da yine beslediğimiz damızlıklarımız. Evet abiler, devam ediyoruz. Burada yine güzel kuşlarımız var arkadaşlar. Yanar dönerlerden yine erkek ayırdım. Bunların atalarını da çekeceğim şimdi. Şunlar bozlarımız, bebeleri yine uçumda. Takla perçemlerim, burada yavruları var. Gördüğünüz gibi iki tane yavrusu var. Burada boz dumanlı killerimin yavrusu var. Şurada boz dumanlı killi, dumanlı killi. Dişisi burada yumurtada yatıyor. Yine bura bir damızlık kümesim. Arkadaşlar üçüncü kümes bura. Diğer kümesi de gezelim. Diğer kümes bura abiler. Dördüncü kümesim. Yine beyazlarımdan, dumanlılarımla bunları kırmıştım. Şu dumanlı perçemli erkeğin dişisi beyaz. Yine diğer kümesteki dumanlı, boz dumanlı killerle şu erkek dumanlılarımdan, Arapların bebesi, yanar dönerlerim yine. İki tane yavru yeme düşmek üzere bak. Bunlar da uçuma gidecek. Şu yavru, küçük yavru. Bura biraz puslu görüküyor. Işıktan dolayı herhalde. Dört, beş. Abi emeklerine sağlık. İzleyicilerimizin de bu güvercinle ilgili, oyun performansıyla ilgili yorumlarını merak ediyoruz. Lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın görüşlerinizi. Bu şeylerin de ben isterseniz şöyle yine ayaklarında kendi hani öz soy yaptığımız kuşların şöyle de göstereyim. Bunlar aynı zamanda bilezikli de senin. Bilezik. Yani dışarıdan hani aynen. Mezat yapıyorum dedin. Aynen. Ama bunlar bak. Dışarıdan birinden aldığın şeyler değil, kendi yetiştirdiğin yavrular. Burada sakladım kesmesinler diye. Kara Murat diye yazarlar. Murat Kara telefon numarası. Seri numaralarım vardır. Defterlerimde kayıtlı ekstra bu yavruların doğum tarihleri. Seri numarası da var. Tabii seri numaraları var bu göklerin. Bak bu mesela şu anki 13 nolu bir yavrum. 013 olan bir yavrum. Bu erkek söylediğimiz gök yavrulardan. Bu arada güvercinlerin ayağındaki bileziklere değinmişken kuşbileziği.com'a değinmek istiyorum kısaca. Siz de güvercinlerinizin ayağına böyle üzerinde kendi numaranızın, markanızın
Hoca'nın yazdığı bilezikler yaptırmak isterseniz kuşbileziği.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizim zaten camianın genel anlamda neredeyse çoğunun alışveriş yaptığı güvenilir bir web sitesi. Biz de bunu buradan duyurmuş olalım. İnşallah. Bu tarz ihtiyaçlarınız için ziyaret edebilirsiniz kuşbileziği.com'u. Dedik ve devam ediyoruz abi. Aynı ama diğeri kardeşinde künye yok. Bu benim künyeler çok küçük olduğundan yavrunun ortalama 3-4 günlükken takmak zorundayım. Biraz ayaklarından kıl çıktığı zaman girmiyor marka yani. Ayağına büyük geliyor. Evet. Çok sıfır olduğu için girmiyor. Şu bileğin kalın olduğu için. Küçük dağıttığım için fark edemedim. Tam şu dirsekten geçmiyor değil mi? Tabii. Ayağı şu kadarken takıyoruz zaten ya. En fazla parmak kadar ayakları küçük. Yani 2-3 günlük olduğu için bu kadarken takıyoruz. O ara o düşürtmüş ama. He, ondan düşmüş. O markayı düşürtmüş. Paça göremedim. Çıkınca görmedim evet. De. Onun yine ben markasını takmıyorum kuşlara. O da 0.76 nolu bir yavrum. Yani oradan onu da öyle takip ediyorum gene markası olduğu halde. Bu arada bileziğin başka ne gibi avantajları var onu da söyleyelim. Kuş bir yere düştüğü zaman eğer insaflı birine denk gelirse. Denk geldiği zaman arıyorlar. Geçen bir kuşumuz düştü sağ olsun bir abimize hediye yavru verdik buradan. O da kaybetmiş. Tam Memlik'ten 10 kilometre gelmiş bu tarafa kadar ama. Baba tam Memlik'te. He Memlik'ten gelmiş şu otobanı geçememiş. Hurdacıların orada bir kuşçular var. Orada da bayağı bir saat uçmuş. Oraya düşmüş. Onlar da sağ olsunlar gençler, aradılar. Tabii, gençler aradılar. Böyle böyle dediler. Orada gerekeni yaptı tabii. Hediyesini falan verdi. Yine sağ olsunlar. Ya çok önemli bir şey abi düşünsene. Aylarca, yıllarca hizmet ettiğin kuşu uçurayım diyorsun. Kuş uçuyor gidiyor bir yere düşüyor. Bir daha haber alamıyorsun ama yani. Üzerinde işte bilezik olduğu zaman öyle bir imkanın oluyor. E bir de kendine tescillemiş oluyorsun. Genelde adın hani, yazıyorsa üzerinde. Şimdi sağdan soldan almak kuş olmasın diye biz genellikle takıyoruz markayı. Çok iyi bir şey cep telefonu gibi düşünün ya. Çok iyi bir şey ama düzgün kullanırsan. Çok iyi bir şey değil yanlış kullanırsan. Adam bu sefer markayı görüyor. Diyor bu kuş diyor çok şey yapar aramıyor. Şimdi her kuşa da marka takmayın. Bilmeden etmeden hani ben ne dedim 50 takım kuştan 20 takım kuşa çektim kendimi. Niye? Ufak tefek hataları vardı ya. Şurada bir adım ya. Şu tahtanın dışına konması benim için o kuşun. Marka imzadır abi sonuçta. Sen imzadır. Sen bileziği taktığın zaman imzadır. O kuş gidip başka yere düşüyorsa Kara Murat'ın kuşu buraya düştü derler. Yani o şöyle olur bazen şey bazen rüzgar işte bugün mesela çok rüzgar vardı yavruyu küçük uçmamış yavruyu dereye sürükledi. O başkası yakalamış olsaydı derede arayabilirler. O da onun vicdanına çok iyi bir şey aslında. Ama dediğim gibi bunu düzgün hani güzel vasıflı kuş üretip de gerçekten kuşu deneyip de yani bazı şimdi isim vermeyelim yani gene şey ortam olmasın. Bazı adamlar bunu da ticaret olsun diye üretiyorlar yani. Adam ticari tahsiye çıkıyor işte emekli olmuş. Biraz para kazanayım ekstra olsun diye. Bunu da işte sağdan soldan kuş topluyorlar. İşte yerleri var gece konduları falan var. Atıyorlar oraya 50 tane 100 tane erkek 100 tane dişi kuş üretiyorlar. Hani biraz satalım işte derneklerde falan katkı olsun diye. Aslında çok yanlış bir şey. Oyun kuşu şu an hocam şöyle söyleyeyim. Gerçekten Ankara oyun kuşu olarak Ankara öz oyun kuşu olarak şu an %5'lere kadar düşmüşüz diyorum ben sana. Kalite şey yok yok bizim kanımız olarak öz. Öz kuşumuz olarak, kendimize ait olarak. Evet. Ha. Şimdi tabii canlı yayınlar çıktı. Diyarbakır'dan Kars'a, Kars'tan buraya. Buradan Edirne'ye sürekli kuş devir daim yapıyor. O alıyor ona gönderiyor, o alıyor ona gönderiyor. Artık hani otobüslerle kuş göndermeyi öğrenildi. Eskiden diyordu Diyarbakır'daki adam ya bir çift kuş gönder, asker arkadaşımız var. Ya nasıl gönderelim diyorduk. Ama şimdi o yok. Gidiyor terminale, kutuya koyuyor. İşte Edirne'ye mi, Kars'a mı, nereye istiyorsa gönderebiliyor. Bundan ötürü de dışarıdan gelen kuşlar... Sayısı arttı. Sayısı arttı tabii. Az önceki dediğim olay kuşlar çok üredi, bozuldu. Genimiz bozuldu yani. Bak ne diyorum, Allah'tan başka kimse gücü yetmez iki tane göküme. Niye? Ben ölürsem belki çocuğum beslerse... Zor bozum diyorsun. Çocuğum besler, bulmazsa torunum besler. O da kuşçu olmazsa biri besler. Ama ben vasiyet edeceğim. Gerçekten bu kuşları vasiyet edeceğim. Ayırmasınlar, beslesinler. Niye? Bu da buranın bir özgürlüğü. Gün hayvanı yani. Anladın mı? Irkı devam edecek bir hayvan gerçekten. Beslesinler de uçurabilecekler mi abi? Bunların uçumları çok güzel Harun hocam. Hiçbir şekilde yani Cenab-ı Allah bunları o kadar güzel yaratmış ki hiçbir şekilde zorluğu yok. Şu hedefe bırakman yeterli ya. Hemen bulutta bir günde o ya. O zaman abi senin bu hani onlardan belki olmaz ama kümesinde uygun olanlardan bir tane dedin ya. Bırakalım. Potansiyelini görmek için özellikle tabii, ısrar ediyorum. Bozlardan mesela bak bunlar da Ankara Kırıkkale kuşları yine. Şu bozlar mesela yine
bizim bölgemiz Ankara Kırıkkale yaşayan kuşları mesela bu. Bu arada Kırıkkale kuşçulara emekler. Abi şöyle bakın tüyünü olsun. Görüyorsunuz hayvan mıtrak gibi kafa tüyünde yani. Hiç kafasında tüy yok şu an, yeniliyor tüyünü. Kanatları yine öyle atmış dörtte falan. Bu dinlendirdiğimiz uçurttuğumuz kuşlar değil kesinlikle. Kuyruklar falan. Tabii bu kuş kesinlikle uçmaz ama hayvanın yine bu şekilde bile hata vermeyeceği konusunda göstereyim abi ben size. Hani bu kuş şimdi başka yere de atlasa, hata da verse bu kuşa bir şey diyemezsin. Bu senin hatandır. Seyisin hatasıdır. Seyisin hatası kuşçuluğu öldürür. Seyis hata yapıyorsa o kuşun ırkıyla o kuşçuluğu öldürür yani. Seyisin evet, hatası. Güzel kuşa yazık eder. Yazık eder kuşçuluğu, kuşun şeyini, genini öldürür. Kuşun hatası da kandırır. İşte 50 metre oynar, 100 metre oynar. Kuşçuluğu öldürür. Seyisi kandırır. Bu sözüm de güzel bir söz yani gerçekten. Bunu da bırakalım istersen. Fazla debelenmesin. Yine hedefine koyalım abi yere. Kendi uçurttuğumuz soyaklarımızdan. Bu Ankara ile Kırıkkale karışımı böyle bir özgeçmiş olan Ankara bozları tabiri dediğimiz kuşlar. Kaç kez uçtu daha önce? Ne kadar uçtu? Bu yavruluğunda uçtu. Şu an 3,5 aylık, 4 aylık bir yavru bu. He daha 4 aylık bu. 4 aylık bir yavru evet. Hmm. Küçük o da yavru. İlk defa tüyünü değiştiriyor işte, yavruluk tüyünü. Şimdi bugünkü iddiamız şu değil mi? Hani bu kuş 300 metreden atlar falan filan gibi şeyler söylemiyoruz. Yok, bunda yok. Ama bu sade yapabileceğini kural, yapacak. Kural ihlalini yapmayacak diyoruz. Yine hata yapmayacak diyoruz bu şekilde. O zaman? Bu şekilde olduğu halde bile yani. O zaman izleyelim çünkü abi. Çünkü zamanında yavruyken eğitimini aldı yani. Yer hakimiyeti öğrendi o. Biliyor artık burayı yani, öğrendi. Kaldıralım o zaman abi. Sen de. Tamam. Hadi bismillah diyelim. Hadi kızım. Dışarı da şöyle gösterelim arkadaşlar. Yani rüzgar da var bu arada. Bir kuşu etkileyecek kadar. Bayrak falan olsa daha güzel gösterirdik de. Bak hiç kuş atmasan bile atıp geliyor kendi hayvan. Maşallah. Gene yani sizin için yapabildiğini yapsın. Bak o küçük yavru da onun kardeşi. O parladı bak şu an. Onu bugün getirdim annesinden. Hmm. Bak o kimseye teslim olmayacak. O yavruyu da görebiliyorsa. O kimseye teslim olmayacak. Parlattık onu bugün. Geldi. Bak maşallah atış, ya. Atış güzel. Evet. Ama hayvanın işte şu an şeyleri yok. Yani o takla sayısını, antrenmanını arttıracak tabii. Evet, fişeyle takla sayısını, onları antrenmanını arttıracak şeyler. Önemli aynen. Olan onları yapması abi bence. Aynen öyle. Bak şu atış. Ha, gitmek istiyor ama. Yanılmıyorum değil mi abi? Yani bu izleyicilerimize de soralım. Sevgili arkadaşlar, yanılmıyorum değil mi? Yani bir güvercin fişek yine metrajını, girdi. Takla sayısını bence antrenmanla arttırabilir tabii abi. Tabii bu sporcu gibi işte. Ama hedefine oynamak, ondan sonra taklalı inmek, bunlar kanında olan şeyler. Kanında olan şeyler evet. Mesela bunu antrenmanla hedefine inmeyi, işte taklalı İllaki. İnmeyi falan bunları antrenmanla aynen. Şey yapamazsın. Bu, yapamazsın vasıf olmadıktan sonra hayvanda. Bak şu an gelecek, iner inşallah gelsin. Yani uçmasını da istemiyorum. Gördüğünüz kuşu başta da çektik hayvanı. Çok tüyde, kanatlar da eksik. Şu an şöyle söyleyeyim, yalın ayak koşuyor. Taşların üstünde hayvan. Yine o da bizim için bir şeyleri yapmaya çalışıyor yani. Mahcup olmayayım diye sırf. Hani dedim ya, bu kuştur yani. Sonuçta çok da yüklenmemek gerekir ama tabii ya ki bunun da böyle güzel nezih hayvanları birbirine eşlemek de en doğrusu yani. Deminki uçan da kardeşiydi, o sabah rüzgarda parladı. O hiç burayı bilmiyor daha. Yalnız bu rüzgarı kullanırsa atışları daha iyi olur bunun abi. Kışın inşallah. Yeni kanat dizdikten sonra spor ayakkabıları giyip üstüne elbisesini giydikten sonra bakacaksın. Bak hocam gelip bunlar da çok güzel. Evet. İşte Ankara kuşlarının yani genetiği anlatmak istediğimiz özleri bunlar yani. Hop bak. Şekiller çok güzel. Havada gezip yani gezerken bile izleyebilir zevkli insan. Kupayı attığın zaman hani artistik dedikleri ekstra artistik puanları, atışları tabi. Atışları evet. Atışları. Bak. Kapat kızım. Bak. Yok bunu alamadı da. O bir tane küçük geziyor, ona da biraz aldanıyor. Şımardı. Kardeş yo, o da. Yok ben abi şahsım adına söyleyeyim, bu kuşta potansiyel var. Düzenli bir antrenmanla, düzenli çalıştırmayla tüyünü tamamladıktan doğru sonra, şartlarda tabii mesela rüzgarlı havalar falan kuşu yanıltıyor diye biliyorum. Aynen şu an çok rüzgar yani aşırı derece. Hayvan tüyü de uçurduğumuz günlük kuş değil bu, artık yatıyor şu an. Yine bir şeyler yapmak istiyor aslında ama bu kadar oluyor. Yok rüzgar çok. Gerçekten rüzgar çok. Soner sesi alabiliyor musun ışırtıyı? Rüzgar ışırtısı. Aşırı rüzgar var evet.
Bir de bugün sağanak yağış uyarısı yaptılar. Sağanak var, bir de yarın da çok rüzgar var. Yarın da bak buradan atladı geldi Soner, görebildiysen. Tepemizden çok suratlı geziyor. Ben tamamen kendi adıma konuşuyorum şu an abi. Bence iyi kuş ve iyi kuşçu, özellikle iyi kuşçu kuşunu iyi tanıyan kuşçudur. Bence evet, en aynen. Önemli şey kuşunu tanımak. İlk bana, önce tabii. Bana bir kuşçu diyorsa ki bu kuş işte şuradan atlar, şu kadar yapar, şunu şunu yapmaz, öyle bir şey yok ama şunu yapar diyorsa ve kuş da onu yapıyorsa o kuş da iyidir, onu o kuş da iyidir bence. Tabii içeriğini biliyordur. Anne babanın damızlığın içeriğini bilmek gerekir gerçekten. Bu kuşlarda yani. Bu da işte dediğim gibi 4 aylık bir yavru, kendi de eke değil yani. Bu yazın yavrusu. 4 ay falan oldu buna da. Yaz yavrusu talihsiz oldu. Tabii başladı. Yok abi. Güzel başladı aslında. Bunun bende videoları var. Bulutların içinden çok güzel atmaları, 6-7 tahlaları falan var ama bak görüyor musun? Bak. Kayıklama yapıyor evet. O iyiydi. Atmaları var. Yani çok güzel hareketleri var ama işte tüye girmiş hayvanın şu an dinlenmesi gerekiyor. O kanatları bitmiş. Son o yaptığı çok iyiydi abi. Evet. Yani şöyle girdi ya kuş. Evet. Bayağı güzel, bak yine aynı hareket yine. Bak yine yaptı. Yine bir aynen. Şeyler yaptı. Maşallah. Vallahi ben bu kadar yapacağını ummuyordum. Abi yani evet ama gerçekten canı iyi bir antrenmanla ya. Ciğerlerini falan açtığın zaman güzel yaptı. Takviyelerle, doğru beslenmeyle falan bence güzel bir potansiyel şu an içinde barındırıyor. Ama bunlardan eyvah rüzgardan bak. Gel kızım, gel yerine. Gel düşme. Düş gördün mü? Düşecekti, testledi rüzgardan ötürü. Gel kızım, gel. Ulan helal olsun sana be. Gitti de Soner gördün mü? Gitti yine de vallahi arabanın üstüne inmedi ama çok yaklaştı. Toparladı evet. İnse oraya inerdi, inmedi, geldi buraya indi çok abi. Çok testledi rüzgar. Güzel abi, deli bir kuş. Evet. Bütün varını yoğunu kullandı. Güzel potansiyel barındırıyor ama doğru seyislikle iyi yönlendirmek i̇yi lazım. İyi yönlendirmek bence. Gerekiyor. Şu an zamanı değil ama işte dediğim gibi kuşun yapabileceği şu an hani bir şey olsun diye gösterelim diye bıraktık. Normalde tabi uçacak kuş değil. Ama inşallah 1,5 ay sonra çok iddia ediyorum gökperçemler için. Gökperçem diyorum abi ya. Atışlar fatış bunlar hiçbir şey değil. Allah abi Allah. Ya. O diğer şey 3 tane. 2 tane gök olan yavrular vardı ya markasına baktığımız. Kimse benden alamaz dediklerini. Tabii onlar alamaz dediklerimi. Onları inşallah 1,5 ay sonra falan ben yetiştireceğim. Vallahi ben uzun zaman sonra merakla bekleyeceğim bir şey oldu hedef, böyle. Onların hedef tutuşları daha güzel. Burayı benimsiyor ya adam. Bunun hayatı bura yani. Yok abi hedefçiliğini ben diyorum ya orada tersledi arabanın üstünde. Ama yine de oraya teslim olmadı. Geldi buraya zorladı. Buraya indi. Taklasını da vurdu. Kalkarken de taklayı vurdu. Güzel hayvan bir toparlama yaptı gerçekten. Yıkılabilirdi, düşebilirdi de oraya ama. Abi emeklerine sağlık. Sonuçta bir emek harcanmış. Ortaya bir şey çıkartılmış. Teşekkür ederim. Bizim de dediğim gibi yorumlarını merak ediyorum konuyla ilgili. Arkadaşlar önemli olan gerçekten iyiye hizmet etmek. Bizim amacımız o. Ben yani dediğim gibi işlerimi falan bıraktım şu an. Hiçbir işle ilgilenmiyorum. Sırf kuş yetiştiriciliği üzerine çalışıyorum. Kuş üzerine çalışıyorum. Benim amacım dediğim gibi güzel kuşlar inşa etmek, güzel kuşlar üretmek. Yani uçurttuğumuz zaman böyle gönlümüze bu nasıl biz diyoruz hobi. Eğlenmek sadece bir şey değil. Hem onlar eğlensin, anladın mı? Güzel bir şeyler çıkarsın. Şimdi Harun hocam kuşlarda bazı kuşlar tutmadığı zaman, kanı ağır geldiği zaman kanat elleme patlatma olayları var. O olay olmasın diyoruz. Canı yanmasın. Hayvan hem oynasın hem kendi şımarsın. Oynasın, şov yapsın kendi kendine, sevinsin. Hem biz sevinelim. Bizim amacımız bu. Mesela bu kuşta kanat açmama şeyini sen kendine güveniyor musun? Kanat kendine tabii bak konusunda. Kuş uçtu, oynadı neden tüyde. Diyorum, neden diyorum biliyor musun? Deli bir kuş dedim ya biraz önce. Yani bu da aslında bir nebze ayarsızlığı doğuruyor. Tabii. Bak ben yani onu şimdi az önce... Gereksiz yerde sert oynama, fazla sefere girmeye, kendini fazla yorma. O hocam... İnat, ısrar kuşu bitirir mi sence? Bitirir hocam. O kan canı yani kan ağır geldiği için kana deliyor. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Hani bir insan yaralı nereye gidebilir? O hayvan yaralıyor kendini. Yaraladığı için bir şey yapamaz. Bir süre canı yanacak, kaçacak, bir yere atlayacak. Düşecek bir yere, konacak yani. Kanat açmak bu yüzden sakıncalı zaten. Tabii bu yüzden sakıncalı yani. Bunu sen doğru seyislikle mi yöneteceksin? Doğru seyislikle doğru bir çiftleştirme sonucu bulacağız. Erkeğin baba tarafının içeriğini bileceğiz. Kuşun oyun stilini bileceğiz. Anne tarafının oyun stilini bileceğiz. Eğer ki kuşlarımız aynı kan, aynı kardeş değil ise. Yani aslında konu şuraya geliyor. Daha bunun üst başlığı şu. Kanat açma mevzusu seyislikle düzeltilebilir bir şey midir? Değil, hayır. Kesinlikle. Tedaviyle de
düzeltilemez, seyistlikte de düzeltilemez. Ne kadar uçursan o kadar yarar. En sonunda sonuçta ne olur? Can yandığı için atar kendini bir yere. Gider atar. Bak bugün yine söylemiyorum, bir tane arkadaşımız uçurttu. Açmıştı, kanadı açmıştı. Şu an yok. Yok abi, gitti yani. Attı kendini bir yere. Canı yandı. Gelmez abi. Peki sen pırıltı falan, böyle eğitim sürecinde pırıltı veriyor musun abi? Öyle bir şeyin var mı? Tabii. İlk kuşlar mesela yeni teki aldığımız sıralar, yeni sefere başladığı sıralar, alttan mesela kuşu teşvikleyeceksin. Hedefi göstereceksin. Buraya oynamasını isteyeceksin. İcabında kuş aşağıda oynayabilir başıboş bırakırsan. Havada da oynayabilir, sağa sola da oynayabilir. Yanlış alışabilir. Tabii. O niye az önceki attığımız kuş oralara falana filana hiçbir yere oynamadan geldi hayvan, bir tek hedefine atlamaya çalıştı. Bu kuşun buraya zamanında, yani seyistik olarak bizim yaptığımız bir eğitimden dolayı buraya geldiği hayvanın. Yani yan taraf da aynı bahçe bak. Bir metre bahçe. Oraya da konabilir kuş. Yani şöyle, ben hani hala şeyi düşünüyorum. Hani ustalarımız da lütfen yorum yapsın videoya. Acaba kanat açma mevzusu iyi bir seyislikle önüne geçilebilecek bir husus mudur diye onu düşünüyorum. Hayır. Kesinlikle geçilemez abi. Çünkü anne baba ayrılmadığı sürece. Kanat açmanın temel sebebi kuşun fazla efor sarf etmesi. Tabii, değil mi? Fazla takla atması. Fazla yüklenmesi yukarıya. Aynen. Dolayısıyla kanatları vurdukça kanatları açıyor. Ama sen kuşun doğru bir seyislikle fazla kanat vurmasının veya fazla yüklenmesinin önüne geçebilir misin? Şimdi hani bunun bir yöntemi var mıdır? Hiçbir yöntemi, ilacı yok. O kuşun sadece, o kuşun dedim ya az önce, başta da dedim ya, kuşun hatası seyisi bitirir. Seyisin hatası da kuşu bitirir. O kuş hata yapmış. Anne baba ayrılması gerekiyor o kuşun. Kanı artık ağır gelmiş. O üretim şeyi o üretimi bitecek. O kanal bitecek. Bitecek artık abi, kesinlikle. O kan ağır gelmiş yani. Hani şöyle söyleyeyim, bir bardak su doldurmuşuz. Üstüne bir bardak daha ilave edebiliyoruz mu? Edemiyoruz. Taşıyor. Bu kuş daha ağır gelmiş. Kanat açması ondandır. Veya yatıyor, yerde dönüyor. Sarıyor kuş. Uçamıyor takladan. Bu da dolu gelmiş artık. Yok yani, kuş sarmış yani. Fazla ağır gelmiş. Bunun için annenin babanın içeriğini bileceğiz. İcabında diyelim anne 5 takla 6 takla oynuyor. Baba 8-9 takla oynayabilir. Bu kadar. Bunu eşitler yani. Biraz ondan alır, biraz ona verir. Birbirine eşitler. Baba 15 takla 20 takla çok taklalı oynuyor. Açamıyor. Tahladan yığılıyor. Anne de yığılıyor. Yavrudan ne bekleyeceğiz hocam şimdi? Hiçbir şey beklemeyeceğiz. Yani evet. Aynen. Cinsi cinsine çekiyor. O kadar. Kısa anlatayım. Bir şeyin cinsi cinsine çekiyor. Nasıl oğlan dayıya, amca bilmem neye çekiyor. Bu da cinsi cinsine çekiyor hocam. Kız dayıya, oğlan evet. Alay... Aynen. Köşede bak, orada şu tahta ucu olan yer var ya. Bende bir erkek şey vardı. Damızlık erkek. Oraya konuyordu baba. Burada yerde dururken orayı seviyordu. O köşeye tahtayı, buraya konuyordu. Ben o erkeğe eve götürdüm damızlık için. Burada uçurttum, denedim. Ama hayvanın oraya bir alışkanlık yaptı. Seviyordu. Orada durmayı seviyordu. Uçuyor buraya konuyor ama gidiyor oraya çıkıyordu. Orada durmayı seviyordu. Ben onu eve götürdüm. Yavru aldım ondan. Yavrusunu getirdim buraya. Yavrusu da orayı buldu. Gitti orayı buldu, kondu. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi muhabbetimize mekanın sahibi Hakan Yetiş'le devam ediyoruz. Hakan abi de biz muhabbet ederken. Selamlar. Abi seni de burada gördüğüme sevindim. Hoş bulduk. Eyvallah. Geçtiğimiz hafta sevgili arkadaşlar Hakan abi izlemiştiniz Ala Türkiye YouTube kanalında. Nasıl gidiyor abi, hayat her şey yolunda mı? Çok şükür kardeşim, aynı işte, işten geldim, sizleri gördüm, mutlu oldum. Biz de seni gördük, mutlu olduk. Murat abiyle dolu dolu bir muhabbet ettik. Evet. Güvercinin bayağı bir detaylarına eğildik. Kuş uçurduk. Kardeşimiz iyi bir kuşçudur. Burada takdir ettiğim kuşçulardan biri. Allah razı olsun. Fakat elinde benim gibi, onda da kuş durmaz. Daha başlar başlamaz hemen yiyorlar. Ben de diyorum ki Murat, hadi ben yapamıyorum. En azından şu yavrulardan 2-3 tane yani dur diyorum. Bakıyorum çok güzel başlatıyor kuşu. Lan Murat, kuş ne oldu? Yolladım abi diyor. Ya şimdi Allah biraz, biraz Harun hocam. Çok dürüst. Çok dürüst, kendisine kevilim yani. Kuş da yol gönderiyor. Olabilir, dediğini de yapmıyor olabilir ama arkasında dursun, durmazsa ben kızarım zaten ona. Ben her türlü tabii sattığımız kuşun arkasındayız, o ayrı. Bu arada seninle nasıl iletişim kurabilirler Murat abi? YouTube'a Kuşçu Kara yazıp ulaşabilirler. YouTube'a Kuşçu Kara yazarak senin YouTube kanalına ulaşabilirler. Orada bütün iletişim bilgilerim mevcut tabii, zaten var, değil mi? Tabii yayınlarımız falan evet, var. Bunu da buradan belirtmiş devamlı olalım. Devamlı gönderir yani. Videolarımız burada var. Hazırlar kuşu, başlar. Yani bir hafta görürüz biz, güzel başlatıyor yollar. Bak bir iki tane başlatıyor. Ya bir de şimdi Harun hocam dedik ya, sevdiğimiz insanlar edindik bu kuş yüzünden dedik. Hani abi dost edindik. Kuş ya rica ediyorlar hani, kuşumuz yok kapıda diye. Biz de burada bir yandan dedim ya, kuş bir işimiz bu. Kuş üretip kuş yetiştirmek. İşimiz bu. Bu yüzden biz de ne yapıyoruz? Yetiştirdiğimizi, başlattığımız hayvanı gönderiyoruz tabii. Evet. Veriyoruz mecbur. O yüzden biraz tabii şey yapıyor. Bir de tüy mevsimine tam denk geldik. Şu aylar kuşun istirahat saatleri, evet, tatil aynen, saatleri. Aynen. Bir de şunu diyeceğim ben. Herkes yani hazırını istiyor.
Hazır, hiç evet. Uğraşmadan, uçurmadan. Evet. O kuşlar genelde performans hepsi gösteremez. Yani kendileri hazırlasalar daha iyi normal. Mekan değişiyor, seyir tabii, tabii. Sıra aynen, ağzı aynen, değişiyor. Aynen, aynen. İnsanın İnsan bile değişiyor. Var. Yer yapıyor. Beslenme mesela, düzeni alanı, bile değişiyor kuşun. Aynen öyle. Değişiyor. Uçuş alanı çeviriyor kuş, geziş alanını yapıyor, oyuna giriş hedefine yapıyor. Aynı gittiği yerde yapamıyor. Ya bilmiyor hayvan. Hiç hava bilmediği şey. Bir ortam. İnsan bile, aklı başındaki insan bile. Beslenmesi, yediği buğdayın tanesi bile hayvanın oyununu etkiliyor diye biliyorum ben. Tabii, yani sindirim, tabii, tabii. Kalitesiz yemler hayvanı zehirleyebiliyor. Hayvan yediğini sindirdi de mi uçuruldu, aç mı uçuruldu? Aç mı uçuruldu, yani. Tabii tabii, her alan şey var. Alan seyiste, şimdi biz çok iyi bir kuş, çok farklı bir performans. Bizim uçurttuğumuz şu an kuş yemliydi, tüydeydi, uçacak bir kıvamda kuş değildi. Hava aşırı rüzgardı, hayvanı bıraktık ama o kafasında tüy bile yok, kanatları sabah yok. Sabah 8'de gelir, hava karanana kadar kuş akşama hazırlar. Kadar hazırlarız İşi burada. Kuş. Dediğin gibi bir de Murat abinin tek işinin güvercin olması, hani dedin sabahtan buraya geliyor, akşama kadar kuş uçuruyor. Evet. Bunu da evet. Severek yapıyorsun abi. Tabii, tabii illaki. Ne mutlu sana. Allah razı olsun, sağ olun. Benim arkadaşlar ben müsaade isteyeyim. Aynı abi eyvallah, görüşürüz. Teşekkür ederiz abi. Hakan abi. Misafirlerim var, Allah'a ısmarladık. Eyvallah. Ve İnşallah önümüzdeki ay ben önümüzdeki kesinlikle izlemek istiyorum. Gökperçemlere çok iddia ediyorum. Sözünü de alalım mı buradan kuş uçumunun? 1,5 ay Allah'tan bir şey olmazsa tabii ki bu atmaca şeyimiz var, bir saldırısı var. Atmaca eğer şu almazsa kaybetmeyeceğim. Onlar için gerekirse yani saati değiştireceğim, zamanı değiştireceğim. Yani onları bir şekilde bir ay içinde ben hazırlayacağım sizler için. Bir ay içinde bunları burada Er Meydanı dediğimiz yerde kaldıracağız. Ekstra bir de yeni mahallede binaların arasında burada kuş muçar dediğimiz yer küçücük bir alan, 2 metre sadece, bu kadar bahçemiz Harun hocam. Hedefin içi kadar bir bahçenin içine. Şu an üzerine görüntülerini de ekledik bu eklediğimiz arada. Selamünaleyküm arkadaşlar. 30 Eylül 2022 uçum aldığımız yavrular, kanat bekleyenler. Biliyorsunuz tüy mevsimi. Allah nasip ederse bunların hepsini uçuracağız. Ama tabii ki oynayan oynar, oynamayan gider. Ala Türkiye ailesine de teşekkürlerimizi sunarız. 30 Eylül uçum yerimiz şöyle. Kuşlarımızın indiği yer, hava sahası. Burada ağaçlarımız, çatılarımız komple. Kuşların gelip indiği yer. Eklediğimiz yer kadar hocam bir yerde kuş uçuracağız hepsi. Evet, şu an izleyicilerimizin videosunu izlediği alanda da kuş uçumu orada da yapacağız. Yapacağız. Dar alan ve yani geniş alanda kuş uçuracağız. Aynı kuşları, aynı kardeşleri. Performanslarını bir de böyle performanslarını öyle kıyaslayacağız tabii. Orası 2 metreye 2 metre binaların arasında sadece bir bahçe. Bu kadar. Şu hedefin içi kadar bir bahçe sadece. Sadece hedef hatta. Sadece hedef. Başka bahçesi, binası, yanı yok. Yanları bina, çat her yer. Kuş yukarıdan orayı bulacak, oraya inecek. Aşağı. Tabii tepesinin üstü inecek artık. Daha demin yaptı vallahi. Ama inanırım işte abi. Bak esas kuşu videoda, orada deneyeceğiz. Videoda var mıydı sonu? Daha demin kuş geldi tepesinin üstüne. Atışını şöyle yaptı kuş. Şöyle bir atış yaptı, sonra şöyle yaptı. Evet. Orada da böyle dik girip geri mi çıkıyor abi? Orada işte esas diyorum ya, bak burada şöyle söyleyeyim. Burada birçok kuşçu gerçekten yaptırabilir. Kuş uçurabilir. Önemli olan orada kuş uçurtmak. Onu da şey yapacağım. Allah nasip kısmet ederse ora dediğim 2 metreye 2 metre. Onu da kısaltacağım. Yani ne kadar desem artık şu kapı aralığı kadar 5 katlı bina arasına 50 santime bulutun içinden indirip geri çıkaracağım. Ama hiçbir şekilde cam pencere binaya konmadan. Kuşu yine oynatacağım, indireceğim. Biz oraya geldiğimizde. Tabii. Abu. Bak ne diyorum, ne dedim başta. Ankara'nın öz kuşları. Gerçekten bu kuşları vermem. Hani dedim ya, Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Ya biz bu işi yapıyorsak bu hayvanlar olması gerekiyor. Ben nereliyim? Ankaralıyım. Kuşum nere? Mardin. Olmaz. Ama abi sana şunu söyleyeyim. İzleyicilerimiz bu sözü unutmaz. Unutmasınlar. Sen ne yapın, o kuşu bize hazırla. Ha şunu da söyleyeyim. Duete'de bekliyorum. O kuşta atımlı kuşlar için duete'de bekliyorum. Çünkü ben yani. Çünkü 2 yıl önce çektiğimiz kuşçunun verdiği sözü bugün unutmuyor izleyicimiz. Unutmayacaklar abi. Dün yorumlara yazan izleyicilerimiz var. İnşallah. 2 yıl önce sözünü veren, belli şartlardan dolayı uçuramayan abimizi bile izleyicimiz unutmuyor. Bilgin olsun. Mutlaka onu şey yapalım, o uçurumu. Burayı ben 1,5 ay, merak ediyorum. Bu küçük yavrular daha hiç, küçük vicik vicik yavrular. 1,5 ay diyor bunlar için. Başlatacağım, çabuk başlıyorlar. İnşallah Allah'tan bir şey olmazsa vicik, sizi vicik çağıracağım. Yavrular. Evet. Oradaki de bunların bir ay falan büyük abileri, kardeşleri. O da baş kanadını bekliyor işte, yarım kaldı. O artık antrenmanlanıp, nefeslenip tekrar kalkacak yavrum. Peki abi, muhabbet açıldıkça
açılıyor. Dedin ki çok dar bir bina, ya bu kapı kadar bir alana kuş gelecek dedim. Binaların hiçbir arasından yere konmadan, hiçbir yere bir ağaca, pencereye, çatıya konmadan tabii. gelecek. Belli bir mesafeye çıkacak. Bir metreye kadar düşecek. O alanı, yeri bulacak. Ağacı engemeye, her yeri aşacak kuş. Orayı bulacak. Tarlasını, şeyini orada seyredip yapacak. Peki bu kuş gelecekte ne olacak abi? Hep böyle devam eder mi? Böyle devam edecek abi bu kuş. Buraya görevini yapacak. Atıyorum 15 sefer, 20 sefer kendi yapabildiği performansı oraya yapacak. Yine hiçbir hata vermeden, çatıya, bacaya konmadan, ağaca, bir yere düşmeden yine hedefine düşecek aynı yerde. Peki bu çok diken ucu bir nokta. Yani diken o kuş, ucu. O kuş bir kere hata yaptığı zaman bir daha sürekli o çatıya konmaz mı abi? Konar. Hata yaptırırsan kuşa konar. Şimdi ben konmaz demiyorum. Konar. Ama biz de diyoruz ki ben seyisliğimi kullanacağım. Kuş da kendi kalitesini kullanacak. Hmm. Bu kadar diyorum. Seyisliğime güveniyorum. Seyisliğime güveniyorum. Kuşuma da güveniyorum. Konmayacak diyorum. Ona da iddia ediyorum yani. Benim orayı hiç, yani şu an hayal etmeyin. Ağaçlardan, binalardan. Yani bir 50 santim ya. İnsan bile yani yan bu şekilde yürüyüp de geçemiyorsun. Yan geçiyorsun böyle. Gerçi oraya kuş indireceksin. Bahçeye girerken oraya kuş indireceksin. Tabii bina tepeden inmesi gerekiyor böyle. Bunlar burnunun üstü atladığı için atışlar çok güzel. Abi aşırı iddialı, ben görmeden hani. Bak ben gene diyorum şey bozlar için. Bozlar kafamda için. Canlanmıyor benim. Hani bozun az önceki attığını diye. Düşün. Bu bozun az önceki attığını düşün. Bu hiçbir şey dersin. Allah Allah. Ya zaten bu hayvan diyor ki yukarıdan gözünü karartıyor. Ya öleyim diyor ya. Gireyim diyor oraya. Hiçbir şey gözünün umrunda değil. Gireyim oraya diyor. Bu onun hedefi o. Bu yani. Bir onun havası vardır. Mesela atmaca alır almazsa dedim ya. Havası vardır. Çok yüksekte gezer. Öyle yakınlardan falan gelmez. Göremezsin. Kuyruklu yıldız deriz aslında biz bunlara. Eskiden öyle derdik yani. Nasıl yıldız kayıyor böyle? Böyle kayar iner olduğu gibi. Hiç peki, şaşmadan. Peki bu kadar dik ve sert bir iniş. Hani normalde çünkü kuşun bir atlama stili vardır. Şu işte şu açıyla mesela kuş atlar değil mi? Şöyle bir evet. açıyla gelir. Bu şekilde gelir. O fikeleyerek gelir. Sen şimdi diyorsun ki şöyle bir açıyla bu mudur? Açı bu şimdi bu kuş da bu açıyla atlayan bir kuş evet. hedefe geldiği zaman hızını alamayıp yere yapışma ihtimali olur mu? Tabii tabii yapışabilir. Kendini çarpabilir. Yapışabilir, çarpabilir. O burada zaten kendini ayarlayacak. Bir metrenin... Ama bunu mazur mu görmek lazım? Mazur diyorsun. Göreceksin. Tabii bazen dolayı. Hayvanın gözü hani hayvanın gözü kararıyor gerçekten atıyor kendini. Ha, rast geldim mi gelmedim. Ama tabii ki atıp da geldiği zaman mesela yukarıdan atıp da geldiği zaman işte tel vesaire ağaça vurduğu oldu hayvanın yani. Göz göre göre vurduğu oldu yani. Yani bunu net söylüyorum. Sadece izleyip değerlendirmek lazım. Çünkü bu senin dediğin biraz uç ve çok iddialı bir nokta. Bunu da başarabiliyorsan zaten helal olsun i̇şte abi. İşte bu kuşları benim tutmam yani gerçekten dediğim gibi beslememin sebebi de bu yani gerçekten. Evet, bu perçemlerin gerçekten şeyi ideolojik olduğu, bizim gönlümüzde tat kurduğu noktada bu yani. Ben merakla bekliyorum abi. Ya uçuşlarını tabii yani bunu gerçekten izlemelerini istiyorum. Onun için çok iddia ediyorum. Bu konuya ya genel anlamda bugün konuştuğumuz muhabbetlerle ilgili yorumlarınızı da inanın çok merak ediyorum. Hepsini de zaten Alatürkiye YouTube kanalında yapmış olduğunuz bütün yorumları tek tek her gün okuyoruz. Her gün yüzlerce binlerce yorum geliyor. Bundan da çok mutluyuz. Destekleriniz bizi çok mutlu ediyor. Ayrıyeten de şöyle bir şey yapayım. Hani isim vermeyelim de hocam gene. Birçok mesela İstanbul olsun, hani İGF olsun, birçok şeyler olsun. Buradan da ben tekrar onların hani yine şey yapmıyorum. Onlara da buradan kuş yetiştiriyorum yani. Onu ben size göstereceğim. Siz sadece görün. Kameraya göstermeyelim şimdi karşı tarafı. Kimin uçurduğunu söylemeyelim. Tabii yarışçı, yarışmacı buradan bizim mesela hazırlayıp gönderdiğimiz kuşlar da şey yapıyor. İcabında adam gönderiyor bana ismini, markasını, şeyini. Hani İGF kabul etmiyor markayı, anladın mı? Biz burada takıyoruz, yetiştiriyoruz adamın adına. O adam gördürüyor da kendi yarışmaya böyle derece aldığı kuşlarımız da oldu. Uzaktan eğitim yaptırıyor size. Tabii tabii. Buradan. Alan kuşlarımız da oldu. Kaç tane kuşumuz oldu mesela. Ama dediğim gibi tabii ki o kendi adına. Mesela Yusuf adına, Ali adına kendi adına şey yetiştiriyorlar. Gibi, köpek hani insanlar köpek alıyor. Köpeğe evet. itaat eğitimi vermek için bir yere yolluyor. Tabii başka yere yolluyor. O adam da senin kuşuna, kendi kuşuna itaat eğitimi vermek için sana yolluyor. Sen adamın kuşunu alıyorsun. Burada eğitiyorsun. Adamın kuşunu almıyorum. Kendi kuşumu adama kuşunu eğitiyorum. He. Adama göre yarışmaya hazırlıyorum. Gönderiyorum. Orada yarışmaya katıyor. Peki onun kriterleri nasıl oluyor abi? Kriterleri tabii güzel yani oluyor. Adam şöyle belki o adamın uçurduğu yerdeki nem seviyesiyle buradaki nem seviyesi farklı. Onu da buradaki kuşların yapısına göre, gücüne göre şey yapıyorum. Mesela bazı kuşlarım, mesela bu bozlar gidip orada yapmaz. İstanbul'da nemde yapmaz. Yapar sen ya. Ona göre uygun olacak kuşları tabii, seçip yapar oraya ama yarışmaya göre 40 tane 35 tane çıkaramaz. Şimdiki kuşlarda yani biraz daha performans yüksekliği var. Mesela boz dumanlı kirliler çok kuvvetli kuşlar. Küçükten bile yani şöyle gösterebilir miyim? Ha, olur olur. Göstereyim. Ya da bunun bak. İçin mesela şeyi mi seçiyorsun abi? Daha önce nemli şehirde oynamış kuşlardan gelen yavruları mı tercih ediyorsun? Yok
yokken de gene ürettiğimiz yavrular bak bu. Vicik vicik bak bu IGF'ye uçacak dediğim gibi marka işi yapmıyorum ama evet. Şuradan görürsen yandan IGF diye yazar. Hmm. Bu ben burada yetiştireceğim bunu. Buna da şu an uçum vermiyoruz. Hedef eğitimi veriyoruz bak. Küçük yavru. Bu dediğim gibi yarışmaya uçacak bir yavrum. Kendim yetiştiriyorum. O duman ikiller falan. Ya bak, soracağım bu... çok soru var abi. Sen konuştukça aklıma geliyor da inanın arkadaşlar ben diğer yine, videoda konuşmak istiyorum. Ben yine şey yapayım. Bak bu kuşum yine yarışmaya şey yapacak. Küçük yavru onun bir şeyi. Ona ben boya vurdum. Niye boya vurdum? Karıştırmayayım diye. Biri başlıyor biri küçük olduğu için. Kanatların altına boya vurdum. Altında. Aynı kardeşler biliyor musun? Karıştırmayayım diye. Bak şu da onların daha küçüğü hocam. Bak daha küçükleri vicik vicikler. Bu taklayı söktü. Bak. Bu başlayacak artık. Bunların ama hepsini tek aldın. Bunlar evet. Bunlar dediğimiz yani yarışma tabiri dediğimiz. Tabii kendimiz de yarışmaya yazıldık. Ben de kaldıracağım. 6, 8, 10 tane teke aldığın yavru var burada. Burada 10. Bunları yok, her gün hepsi, düzenli uçuruyor musun? Yani hepsini teke almadım. Şimdi yeni havada çevirenler var. 5-6 tanesi tekte bunların. 5-6 tanesi yeni başlıyor evet. Ama şu an tüyde olduğu için, hayvanların tüy mevsim olduğu için ellemiyorum. İsteyen uçuyor, isteyen uçmuyor. Banyolarını veriyoruz, yemlerini, vitaminlerini veriyoruz. Bir ayı böyle geçireceğiz. Bakacağız sadece. Ondan sonra kış gelince tekrar... Tabii kış bir ay sonra bunlar tüyünü diziyor yavaş yavaş. Düzdükten sonra işte deminki yarışma için dediğim boz dumanlı killerim çok kuvvetli kuşlar. Mesela öyle şov yapmazlar, atıp gelmezler ama 1 metre 2 metreye kadar çökerler. 40 metre 50 metre çok kuvvetli oynayış yaparlar. Omuzları daha kuvvetlidir yani onların. Yani şöyle söyleyeyim Naim Süleymanoğlu biz yani. Biz bir şeyler yapabiliriz şimdi aramızda şov yapabiliriz ama Naim bu adam Süleyman başka şov yapar. Diyorsun. Tabii başka evet. Şov yapar. Onun için omuzu kuvvetli kuş dediğimiz, tabir ettiğimiz boz dumanlı killerimiz. Ayrıca onlar çok uzun giderler yani. Bu arada biraz önce bahsettik sana nasıl ulaşabilecekleri konusunda. Kuşçu Kara diye YouTube kanalım var. Bunların bu uçum süreçlerini falan da canlı yayınlarda tabii, falan paylaşıyorsun. Tabii paylaşıyorum. İçeriklerini atıyorsun. Tabii, oradan da sana ulaşıp Kuşçu Kara yazarak ulaşabilirler. Gerek bana. Sahiplendirme ile ilgili gerekse merak evet. Ettikleri soruların cevapları ile ilgili senden bilgi alabilirler. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Alatürkiye YouTube kanalı olarak kurulduğumuz günden bugüne aralıksız olarak güvercin videoları üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin birçok farklı noktasındaki çok değerli güvercin besleyen ustaları sırayla ziyaret ettik. Sizlerle buluşturduk. Bu süreç içerisinde de daha da büyük yerlere gelebilmemiz için, daha da güzel içerikler üretebilmemiz için sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Sizden ricamız kanalımıza abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz ve olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeniz olacaktır. Bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı ve bundan sonra verecekleriniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kara Murat abimizin yanındaydık. Güvercine, kuşçuluğa, genel anlamda güvercin camiasına yönelik çok güzel muhabbet ettik abi seninle. Senin teşekkür son kez ederiz. Söyleyeceğim bir şey var mı izleyicilerimize? Tabii buradan da gene bütün kuşçu camiasına, hayvanseverlere tek tek selam söylüyoruz. Ayrıyeten bütün arkadaşlara yine kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Bu dediğim gibi yani hobi yani bizim de şeyimiz bu yani. Eğlencemiz bu yani. Çoğu insan başka yerlere gidiyor gezmeye. Adam takıplısa bile gezmeye gidiyor. Bizimki de hobi eğlendiğimiz bu işte yani. Bu neşe bize bir araç yani. Gönlümüzü böyle evet. Eğlendireceğimiz bir şey. Hem hayvan seviyoruz. Hayvan bakıyoruz. Hem de dediğim gibi bir kafa dağıtıyoruz. Stres atıyoruz. Böyle bir şey yani. Aslında güzel bir şey yani. Güzel şey yaparsak. Emeklerinize sağlık abi. Mutluluklar diliyorum. Sevgili izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizden gelen videoları yayınladığımız Alatube isminde bir YouTube kanalımız var. Alatube YouTube kanalına da aşağıdan sabitlenmiş yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yepyeni Alatürkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.